Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün farklı bir kutu açılımıyla karşınızdayız. Bugünkü ürünümüz Anker'in araç içi kamerası olan Rol Dashcam C1. Biliyorsunuz araç içi kameraları özellikle böyle hani kaza durumlarında ya da işte aracınıza bir zarar gelmesi ve benzeri durumlarda kullanabildiğimiz küçük yardımcılarımız. Şimdi bunları tabii farklı cihazlarda yapabiliyorsunuz. Aksiyon kamerası bağlamak da mümkün veya farklı türde ürünlerde bu iş için kullanılabiliyor. Anker'in bu ürünü benim çok da merak ettiğim bir türden üründü. Çünkü bugüne kadar bu tarz bir ürünü hiç incelemedim. Test etme imkanım olmadı. Yapabildikleri şeyler aslında belli şeyleri yapabiliyor. Yani birçok farklı özellikleri var. Bu videoda önce kutudan çıkaracağız. İşte montajını yapacağız. Şurada arabanın içindeyiz zaten. Arabanın içinde montajını yapıp ne gibi özellikleri var? Biraz da ondan bahsedeceğim sizlere. Şimdi Anker Rol Dashcam C1 aslında standart bir aksiyon kamerasına benzeyen bir ürün. Bazı özellikleri farklı oluyor aksiyon kameralarına göre. Hemen birazcık hem kutu açılımı yapayım. Bir taraftan şöyle poşetinden çıkartıyoruz. Poşetini açarken bir taraftan da özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Full HD 30 FPS video kayıt yapabiliyor. Yani 1080p dediğimiz Full HD formatında kayıt yapabiliyor RAW Dashcam C1. Sony'nin IMX323 sensörünü kullanıyor. Bu az önce de bahsettiğim gibi genelde aksiyon kameralarında kullanılan bir sensörümüz bu. Novatek NT96658 chipsetini kullanıyor. Kutuyu açtım bu arada bir taraftan anlatırken. Şöyle kenara çıkartalım. Şöyle ekranı olan bir ürün, 2.4 inçlikte bir ekranımız var. Bazı modellerde ekran olmuyor bu arada ama bunda var. Bunu koymuşlar. Şöyle çıkartalım. Gördüğünüz gibi ekranımız şurada. Şöyle 2.4 inçlik bir ekranımız mevcut. Kameramız da burada. Bu arada kameranın kafası böyle, bakın. Şu anda sesi duyacaksınız. Şöyle belli bir açıda olmak kaydıyla yukarı aşağı hareket edebiliyor. Biz bu ürünü aracımıza şu şekilde takacağız. Buraya taktığımızda bir aparatı çıkacak muhtemelen içinden. Onunla beraber kullanmaya başlayacağız. Şimdi kutu içeriğine biraz daha bakalım. Ben de bir taraftan da buradan ne çıktı? Evet, şu yapıştırma aksesuarımız mevcut. Bunu cama yapıştıracağız. Bu arada cam da aynanın ya soluna ya da sağına yapıştırmanız gerekiyor. Yani geniş bir açısı var. 145 derece bir görüş açısı sunuyor ürün. Ama buraya veya şuraya, yani aynanın soluna veya sağına yapıştırmanız gerekiyor. Takmanız gerekiyor. Yani bu köşelere falan takmamanız lazım bu ürünü. En azından kullanım kılavuzunda böyle gösteriyor. Yolu daha net ve geniş bir şekilde kayıt edebilmesi içindir diye tahmin ediyorum. Şimdi bu parçayı çıkardık. Başka ne var? İşte kullanım kılavuzumuz var. Başka ne var? Ha, adaptörümüz var. O bu arada güzel. Biliyorsunuz Anker'in birçok farklı ürünleri var. Bu da böyle bir adaptör çıkıyor. Çakmak adaptörümüz bu. 2 adet USB'miz var. Bir tanesini muhtemelen cihaz için kullanacağız. Diğerini de cep telefonu veya işte başka bir ürünlerimizi şarj ederken kullanabiliriz. Şık, güzel, kaliteli bir çakmak adaptörü çıkmış. Başka ne var? Şimdi uzun bir kablomuz var. Bunun 3.2 metre olduğu yazıyordu. Micro USB kablomuz var. Standart bir micro USB kablosu ama oldukça uzun. Çünkü şimdi buradan yerleştirme yapacağımız için şöyle bir 32 GB'lık Samsung micro SD kart çıkıyor. Güzel de bir hızlı bir Samsung koymuşlar içine. Bu arada bu ürünün GPS özellikli olanı da var. Bunda yok. Yalnız bunda GPS yok. GPS ne işe yarıyor? Geçtiğiniz yerlerde gerçekten hani konum şeyini kaydediyor. Konum bilgilerini kaydediyor. Bu sayede siz de en azından hani ben şuradaydım, ben buradaydım ispat olarak kullanabiliyorsunuz. Bunda bulunmuyor. Bunun Pro versiyonu var. Aynı isimle işte Rol Dashcam C1 Pro diye. Onda var ama Türkiye'de satılmıyor benim gördüğüm kadarıyla. Yine şöyle bir aparat daha çıktı. Herhalde bu yedek olsun diye koymuşlar. Hani bir arabaya taktınız. Sonuçta bunu taktığınız zaman, bir daha çıkarttığınız zaman bunu bir daha kullanamayacaksınız. İkinci bir yedekte koymuşlar diye tahmin ediyorum. Başka bir şey var mı? Evet, başka bir şey yok. Kutumuz bu şekilde. Şimdi gelin hep beraber bir takalım. Şimdi bu ürün nasıl çalışıyor? Şöyle anlatayım. O özelliğini açarsanız, ki muhtemelen açık olarak geliyordur diye tahmin ediyorum. Standart olarak arabayı çalıştırdığınız zaman kaydediyor. Arabayı kapattığınız zaman da, yani arabada durduğunuz zaman da, yani enerji akışı kesildiğinde de kayıt durduruluyor. Bu sayede üzerindeki verdiği 32 GB'lık bellek kartıyla beraber 320 dakika kayıt yapabiliyor. Yani kesintisiz olarak. Ha, ne oluyor? 320 dakika bitince ne oluyor diyeceksiniz. En eski olan videoyu siliyor. Eğer siz silmesini istemiyorsanız bir uygulaması var ya da kendi işte ekranından da yapabiliyorsunuz. O videoya koruma koyuyorsunuz. Bu sayede de o zaman video silinmemiş oluyor ama koymazsanız bütün videolar, yani en eskisi olmak kaydıyla silinmeye başlıyor. Şimdi ben
Hemen bir yerleşim yapayım. Önce bir bellek kartımızı takalım. Şuradan aldık bellek kartımızı. Nereye takıyoruz? Bakalım. Evet. Şurada arka kısmında bir yerimiz var. Evet, taktık. Bellek kartımız takıldı. Şimdi yerimizi ayarlayacağız. Benim burada bir park sensörünün algılayıcısı olduğu için yani görüntü veriyor buradan. O yüzden ben sol tarafa koyamıyorum ama sağ tarafta şurada bir boşluğumuz var. Şimdi ben onu oraya şimdi çıkarttık. Bunu gerçek zamanlı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi önce ben bunu yapıştırayım. Şuraya yapıştırdık. Takması da çok zor bir şey değil aslında. Atla deve bir iş değil yani. Şöyle getirdik. Evet. Şimdi yerleştirdik. Şu an takıldı. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde ön tarafı görüyor şu anda. Elektrik bağlantısını da yapalım. Bunu gizleyebilirsiniz. Ben şimdi burada kutu açılımı yaptığım için çok da uzamasın diye mesele çok fazla anlatmayacağım belki ama bunu böyle işte şeyin arkasından konsolun arka tarafından da bağlayabilirsiniz. Ben şimdilik hani böyle görülmesi açısından hızlıca yapıyorum. Sonra toparlayacağız zaten buraları böyle bırakmayacağım. En iyisi bunu takıp yapalım. Sonra uğraştırıyor bizi. Evet bu arada cihaz açıldı. Sesini de duydunuz herhalde. Evet şu an cihazı açtık. Let's go your setup diyor. Okey diyoruz. Şu anda duyduğunuz gibi ya da duymadıysanız ben söyleyeyim. Micro SD kartı formatlayın diyor. Tamam, okey diyelim. Silmek istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Şu anda SD kartı formatlıyor. Tamam. Şu anda biz ekranı görüyoruz. Hatta ben hani açıyı ayarlamak için bir tık daha indirmeye çalışıyorum şu anda. Yukarı doğru kalkıyor veya aşağı doğru iniyor. Şu anki açıyla hani bayağı bir şeyi görebiliyorum şu anda. Şu an kayıtta. Yani power'ı açtığımız anda otomatik olarak kayda girdi. Birkaç ayarına bakalım. Menüye bir girelim. 30 FPS 1080p diyor. İstiyorsanız bu ayarı düşürebiliyorsunuz bu arada. Farklı ayarlarda yapabilirsiniz. İşte diğer ayarlara bakalım. 720p yapabiliyorsunuz. Yani 1280 yapabiliyorsunuz. Sürekli kayığın kaç dakika olacağını söylüyor. İşte 1 dakika, 3 dakika. Şu an default ayarında 3 dakika geliyor. Sensitivity. Şimdi araçta şöyle bir özellik var. Park it monitor diye bir özellik var. Siz arabayı bıraktınız. Diyelim birisi geldi çarptı arabanıza. Arabanın başında değilsiniz. Ne yapacaksınız? Bu cihazda bir şiddet algılama özelliği var. Yani çarpmanın şiddetini algılayabiliyor ve otomatik kayda giriyor. Tabii kameranın görüş açısı 145 derece olduğunu söylemiştik. Bu ön taraftaki olan bir şeyi kayıt edebiliyor veya etrafından birisi geçerse, vurup da çarpıp da geçerse otomatik olarak kayda başlıyor. Bu parking monitörü bunu açıp kapatabiliyorsunuz. İşte farklı işte özellikleri de var. Mesela bunun şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu an parking monitör kapalı. İşte Wi-Fi açabilip kapatabiliyorsunuz uygulamayla. Saati ayarlayabiliyorsunuz, dili ayarlayabiliyorsunuz ve evet Türkçe dil seçeneği ne yazık ki yok. Bakıyorum şu anda Japonca var, Çince var, Almanca var, İngilizce var. Türkçe olsaydı fena olmazdı bu arada ama ne yazık ki dil seçenekleri arasında Türkçe dili bulunmuyor. Tabii dedim ki bunu böyle bu kabloyu buradan böyle sallandırmayacağız. Böyle yukarıdan işte döşemenin altından vesaireden buradan geçirip bu şekilde bıraktığımızda kayda geçeceğini söyleyelim. İşte Rode Dashcam C1'in kutu açılımını yaptık arkadaşlar sizlerle birlikte. Birazcık saçma da olsa kurulumunu da yaptık. Ben bunu daha güzel toparlayacağım, daha güzel şey yapacağım. Ürünle ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşın. İncelemede en azından o yorumlar üzerinden biz de deneyimlerimizi size aktarmaya çalışacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya ağlarından takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.
Hey. Jane.